kokunu duyar herhalde. Ya niye böyle yapıyorsun? Ben hayalimi söylüyorum ya. Hani ama ay çok iyiydi. Ben bunu kullanmalıyım birkaç bir yerde. Ay, sen duyar herhalde. Tabii duyar. Neden? Herhalde duyar bebeğim. Mesela bilgisayarda oyun oynuyoruz. Oyunu satın almış server'ını. Şu an bilgisayarda bir Apple'da oyunu var artık. Hani oyun oynuyorlar ya. Evet evet. Okay, oyunu satın aldı. Anlamadım ben bunu. Nasıl oyunu satın alıyorlar PlayStation'da? Korona başlarken bu bilgisayarın başına oturdu sabah. Sürekli evet. Bir oyun oynuyor. İşte canavar kesiyorlar. Ha, o kadar para verdi ki satın mı aldı oyunu demek? Oyunu satın aldı. Şu an herkes oyuna girmek için Gökhan para alıyor oradan. Bir iş. Ama tabii ki de bunu devam ettirecek. Ne güzel. Koronadan sonra asla devam ettirmeyecek. İstemiyorum yani sürekli bilgisayar başında. Sana olan saygısından herhalde. Evet. Ben onu iş konusunda mutlu ederim. Yani onun çok, çok güzel bir kariyeri var ticarette. Zaten bir arkadaşıyla kafesi var ortak. Evet. Ondan sonra kendi arkadaşıyla kafesi de var. Oradan da Allah'a şükürler olsun geliri var. Kaç senedir top oynuyor. Gene geliri var. Benimle beraber de çalışıyor. Yeter Allah bereket versin. Hem işte beraber, evde beraber, aşkta beraber, yatakta beraber o şey değil mi birazcık? O durmaz mısınız? Yani ben, şey olmaz, ben zaten, yıpratıcı olmaz mı? O zaten hep genelde ofiste oluyor. Hmm. Ben markanın reklamını yaptığım için mesela kendi Selim Büyüte markam tek başına ben bunu mümkün değil yapamam. Bununla ben ilgilenemem. Erkek kardeşim var, eşi var. Kardeşim mesela yeni bir şampuanımız çıkacak. Nerelere gitti bilmem neyi satın aldı geldi. Hani bunu ben tek başıma yapamam. Saygı duyar herhalde. Ay kaçıncı dakikada bu bölümü saklayacağım. Biraz kadınlık öğreneyim diye. Ay çok iyiydi. Gerçekten gece bir gece etti. Yani zaten etmiştim. Bu cümle tamamdır yani. Saygı duyar herhalde. Kızım 6 ay peşimden koştu Gökhan benim bu arada. 6 i̇şte ay. İşte onu anlatıyordun. 6 ay peşimden koştu. İstemiyorum diyorum. İstemiyorum. Git başımdan. Yaşım küçük. İstemiyorum diyorum. Bugün geliyor. Ertesi gün gene geliyor. Ertesi gün gene geliyor. Ertesi gün gene geliyor. Dedim ne nerede, oldu? Nereden gördü seni? Nereden tanıştınız? Instagram'dan. Ondan sonra. Tabii. Instagram'dan. Her gün bir bakıyorum geliyor. Bu arada ben hani geliyor ama mutluyum. Hani istemem yan cebime koydayım. Ondan sonra hani bir de olgun. Yaşı küçük ama olgun. Hani bir de beni bildiğin mutlu ediyor. Hani derler ya şaşırıyordum yani hani beni mutlu ettiğini görünce. Yaşı küçük olmasına rağmen. Dedim ki bununla deneyeyim bari. Nasıl olsa bir iki ay sonra ayrılırım dedim yani. Keyfime bakayım dedim. Ondan sonra yanımda da birazcık küçük duruyordu. Şimdi artık yaşı biraz büyüdü. Böyle eşit gibi gözükmeye başladık. Ya da öyle mi? Çok komik anlatıyorsun. Küçükse küçük ne yapalım? Yani 8 yaş mı ne varmış? O civarlarda. Önemli olan mutlu olmak. Önemli olan mutluluk. Sonra ben Gökhan'la birlikteyken ay bir baktım çocuk sıfır hata ayrılamıyorum. Durduk yere ben ne diyeceğim? Hani aşık değilim. Ama seviyorum yanımda sahiplenmesi böyle beni alıyor götürüyor. Hep onların özlemini çekmişiz ya her kadın ister yani kendisini sahiplenen bir erkek. Bir yere girdiği zaman kapın açılıyor bilmem ne yapıyor. Önce uyudun mu diyor mesaj atıyor. Aa, sıfır hata devam ediyoruz. Ondan sonra bir baktım. Sabahları ben, günaydın falan var mı? Günaydını sen deli misin? İnanılmaz derecede hangi günaydın neler neler var. Evet. Her şeyle benim her şekilde beni çok, çok mutlu ediyor. Ondan sonra ben de dedim ki bari dedim devam edeyim bununla. Sonra bir baktım aşık olmuş. Nasıl anladın aşık olduğunu? Bir kavga ettik bir küçük bir aramıza bir şey girdi. Özlüyorum. Özlüyorum evde bir şey eksik.
Dedim ki yani böyle Evet. oktan boktan sebepler yüzünden ben bu heriften küsemem dedim yani. Aldatma yok. Instagram desen şifre bende. Pırıl pırıl. Daha nerede bulacağım bunun gibisini? Bu arada ikimizde de para yok. Gökhan'da para var, beni gezdiriyor. Metrobüse de biniyoruz. Onda da araba yok. Bende de yok. O zamanlar bilmem ne. Durumlar kötü. Ondan sonra bir tane evde kalıyoruz. Bir oda bir salon. Herkes diyor ya bana. Gökhan Selin'in dinlenen. Tabii bilmedikleri için o yıllarımızı. Hani Gökhan'ın bende kötü olduğum zamanlarda da benim yanımda olduğu için Gökhan futboldan alıyordu. İşte haftada diyelim 2,5 milyar, 2.500 TL veya 1.500 TL onunla geçiniyorduk. O zaman bende hiç yoktu. Ben bu hiç ondan sonra Hayatım yani Gökhan yani sen ve Gökhan olarak konuşmuyorum da eğer karşındaki beraber olduğun kişi para seninse seni de mutlu ediyorsa yani tabii ki de paylaşacaksın. paylaşacağım. Tabii insanların Ya hani niye olanaklarını insanlar bunu laf ediyorlar ki? Olan ediyorlar. olmayana verecek. Kıskanç. Ondan Aa, seni sonra mutlu ettiği sürece tamamdır yani. ay yok erkek dediğim çalışır ya. O kadar Evet ama olsun canım ben yani kendimi dünya yok. Kötü hissederim hayatım yani. insan hayır insanın ama dünyanın bin türlü hali var. Yapacak şey. Ya o bugün bu yarın ya bugün daha senden daha az kazanıyor olabilir. Yarın senden daha fazla Benim kazanabilir. paramı Sen istemesi de bugün kendi kazandığıyla mutlu. ha. Yani sen bunu lüksler için söylüyorsun. Evet. Okey. Ayrıldınız. Sen bir özle, bir özle. Sonra Bir sen mi öyle ondan aradın? sonra başladık, devam ettik. Sonra Senden mi devam. gitti ilk şey, Evet, sonra ben ilk sosyal reytingler? medyada ünlenmeye başladım. Popüler olmaya başladım. Herkesin bildiği bir insan olmaya başladım. Sonra tabii ki de gene küçük küçük ayrılıklar oldu falan derken popüler olmaya başlarken Gökhan gene hayatımda ama Gökhan'ı göstermiyorum. Çünkü ailesi falan bilmem ne duyulur falan kulağına gider diye. Biz bir gün çok komik ilk kez beni kameralar çekecek. Allah Allah ben kim? Hiç beni bugüne kadar kameralar çekmemişti o zamana kadar. Sosyal medyada ünlüyüm. Yani fenomenler vardır ama magazin illerde kendi çapında takipçileri vardır. Böyle sosyal medya mesela Yasemin Sakallıoğlu ünlü. Ben ünlüyüm. Ama bazıları da sosyal medya fenomeni. Mesela Evet. Kerimcan ünlü. Bu tarz sosyal medya fenomenleri böyle biraz ayırmış gibi oldum. Kimisi tam bir fenomen. Gerçekten çok yüksek takipçisi var. Benden bile herkesten çok para kazanıyor ama ünlü değil. Sosyal medya fenomeni YouTuber gibi. Mesela ne YouTuber ne YouTuberlar var çocuk şeyleri. Ayda dünya kadar para kazanıyorlar. Fark Sonra ediyorum. kafa benim gibi kol.